Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım çok iyisinizdir. Bu aralar piyasa böyle biraz daha güç göstermeye başladı. Bir önceki videoda ondan bahsetmiştim. Ama bugünkü konumuz piyasayla çok alakalı değil. Fortnite, GTA Online, Cyberpunk gibi oyunları oynamış arkadaşlarımız bunu duyduğuna mutlu olacak çünkü hepsinin karışımı olan P2E yani Play to Earn değil de Play and Earn, bu sefer grafiklere de çok dikkat ettikleri, bunlardan bahsedeceğiz. Bir oyun geliyor ve bir oyun sever olarak bunu ücretsiz halde bile oynayabiliyoruz. Üzerine bir de Battle Royale gibi, Deathmatch gibi savaşlara girip buradan ödül kazanacaksam, token kazanacaksam neden olmasın diyorum. Ama güzel bir yanı daha var. Çünkü daha bu 50 taneden fazla proje yapmış. Birçoğunda da güzel X'ler yakalamış. Bir Launchpad'de ama buna benzer birçok Launchpad'de ve birçok yerde çıkmakta. O yüzden daha fazla vaktinizi almıyorum. Siz bu videoyu beğendikten hemen sonra bölümümüze geçiyoruz. Haydi. Arkadaşlar projemiz daha öncesinden çokça bahsettiğim birkaç tane video yaptım. Dediğim gibi 50'den fazla farklı proje çıkmış. Troop yine Launchpad platformunda başlatılıyor. Sadece burası değil, onlardan bahsedeceğiz. Birçok farklı yer var. Hani o yüzden illa burayı kullanmanıza gerek yok. Ama benim kullandığım yer zaten burası olduğu için yine burada hani ön satışına girmeyi planlıyorum açıkçası. Ama sizler ücretsiz girmek isterseniz, ücretli girmek isterseniz o tamamıyla size kalmış. Bunları size anlatacağım ben. Sonra seçiminizi yapabilirsiniz. Ben güzel bir oyun olduğunu 50.000'den daha fazla kişi yani veri olarak söylüyorum bunu. Aslında bu oyunu oynamayı bekliyor. Demosu falan da çıktı. Ara ara ben görüntülerini vermeye çalışacağım sizlerle. Neyse, Troop yeneni ben zaten daha önceden çokça açıkladığım için detayını aslında şurada bulabilirsiniz. Ondan sonra da buraya gelip kalanını izleyebilirsiniz. Şimdi bu bir Launchpad platformu ve burada farklı seçenekler var. İlla PNL tokenları olan o token'ı alıp buraya stake yapmak zorunda değilsiniz. Onu yapmadan da burada lottery yani çekiliş kısmına girerek buradan yer edinebiliyor ve bu yerle de herhangi bir projede daha borsaya falan girmeden yatırım yapabiliyorsunuz. Bu güzel bir özelliğiydi zaten bunu. Bakın aşağı indiğimiz zaman şöyle daha önceki projelerini görelim. İşte hani X'leri kazanmış olan projelerden bahsediyorum. Onları görebiliyorsunuz burada. Birçok projesi var. Aşağıda inebilirsiniz. Şimdi aslında benim bahsetmek istediğim, yine birkaçına gireceğiz videonun sonlarına doğru ama benim şu an sizlere bahsetmek istediğim Artifact. Bu oyun, hani zaten projelerini araştırıyorum ama bu oyun biraz daha dikkatimi çekti. Şurada da göstereyim aslında sizlere. Bakın zaten tıkladığınız zaman 35 günü daha var. Yani biraz daha öncesinde görmüş oldum. O yüzden de zamanı da olduğu için sizlerle de paylaşmak istedim. Burada deposita tıkladığınız zaman istediğiniz o lottery ya da ücretli PNLG puanlarınızı kullanarak alabiliyorsunuz. Dediğim gibi ilk başta söylediğim videoda açıklaması gayet net bir şekilde var. Detaylı bir şekilde var. Oradan bakabilirsiniz. Ben bir projeyi sadece platformda gördüm diye, ha tamam bu platform iyi, o zaman hemen yatırım yapalım şeklini düşünmüyorum. Ben mutlaka araştırmamı yapıyorum. O yüzden sizlere de bunu öneriyorum yapmanızı daha doğrusu. Şimdi benim gördüğüm birçok yerde makalesinin çıkması. Cointelegraph olsun, U2day olsun, Bitcoinist olsun. Onun dışında Crypto Potato diye bir yer var. Burayı da yakın zamanlarda takibe başladım. Orada olsun. Bunun dışında da farklı yerlerde makaleleri yayınlamaya başlamış. Bu ne demek? Bir güven veriyor. İki farklı yerlere yayılıyor. Reklamı daha büyük yapılıyor. Buradaki insanlar, bunu okuyanların da buraya gelme şansı artıyor diyebilirsiniz. Ve projeye gittiğimizde 3-4 farklı adım vardı. Yine böyle çokça üzerinde durduğum, sizlere güvenilir olup olmadığını az çok anlatabilecek. Birincisi takımıydı arkadaşlar. Kişiler görünür mü? LinkedIn'de var mı? Bunlar işini biliyor mu? Onları araştırmak gerekiyordu. Özellikle LinkedIn'e ya da profesyonel sayfalarına gidip daha önce neler yapmışlar? Alanlarda deneyimleri var mı? Bunlara bakmak gerekiyordu. Gördüğünüz üzere aşağıda indiğiniz zaman zaten ana kişileri, ana takımı göreceksiniz buradan. Bu kişilere de ulaşabilirsiniz. Devam edelim. Certik'te audit yapmışlar. Yani testleri tamamlamış. Certik çok bilinen yerlerden, test yapan platformlardan bir tanesi. Certik'te tamamlamış. Aynı zamanda bakın Certik KYC Silver almışlar. Yani takımındaki kişiler de kimlik bilgilerini Certik'e onaylatmış. Sadece normal test değil, bir de KYC testi yapılmış üzerine. Direkt zaten Artifact diye yazdığınız zaman Certik'te de bulabilirsiniz. Devam etmiş olalım. Bundan sonra partnerleri önemli. Nerelerde çıkacak? Nerelerde ön satışı olacak? Hangi launchpad'ler bunları başlatacak ve nerelere duyuracak? Burada ön satışı yapılacak yerler arkadaşlar Artifact'in kendi launchpad'i. Troop Yenel, Zelvin Finance, AM Capital diye farklı yerlerde launchpad'lerde ön satışları yapacak. Bunun dışında bir de IDO'ların yapılacağı yerler var. Onlar da Trustpad, Brandpad, Communitas, Soulraiser, BSC Station, Bean Starter, Gagarin,
Anypad, ScaleSwap gibi yerler. Bunun dışında farklı yerler de var tabii ki. Bu kadar yerde partner olarak almışlar ve buralarda başlatılacaklar. Yani bu tarz özelliklere öncesinden bakıyorum ki bir proje paramıza değer mi? Buradan bir şeyler beklemeye değer mi? Şunu da söylemek istiyorum. Düşüş dönemlerinde, ayı dönemlerinde insanların yaptığı hareketler genelde buraya parayı yatırıp oradan bir an önce parayı çıkartmak oluyor. Bu yüzden de düşüşler gelebiliyor. Bunu göz önüne alarak bu dönemlerde yatırım yapmanız bence daha makul olur. Şöyle, yatırdığınız para 50 dolar, 100 dolar, 200 dolar, 1000 dolar neyse artık bir civardaysa bu paranın bir kısmını ya da hepsini çıkarabilecek bir konumda olduktan sonra kalanını hani içeride bırakmak düşüncesi olabilir. Çünkü bir kısım para içeride kalırsa yükseliş dönemi başladığı zaman normalden daha hızlı hareket edip sizin kaybınız varsa onu hatta çok daha fazlasını size geri getirebilir. Özellikle de proje adımlarını güzel attı ve devam ediyorsa. Ve bunun üzerine arkadaşlar 100 milyon tane tokenları var ve her çeyrekte, yılın her çeyreğinde %20 karı alıp kendi tokenlarını yani Arty token'ı piyasadan alıp burn yapacaklar. Yani yakıma sokacaklar. Bu güzel bir özelliği. Zaten çok fazla token'ı da 100 milyon tane var sadece olacak. Ve bu Arty token'ı birçok yerde kullanabiliyorsunuz. Hani zaten oyunun içerisinde bundan kazanacaksınız oynadığınız zaman. Aynı zamanda NFT'leri bunlarla alabileceksiniz. Staking yapabileceksiniz ve DAO yani insanların oy verdiği seçenekler de bununla kullanılacak. Arty ile kullanılacak. Ama oyunu ara ara veriyorum zaten. Görebiliyorsunuz ne kadar kaliteli bir şey yapmışlar. O yüzden zaten play and earn diyorlar. Yani play to earn değil. Çünkü play to earn de genel olarak grafikler biraz daha düşük. Sadece para kazanma yönü genel olarak düşünülmüş oluyor. Play and Earn'de gerçekten güzel bir oyun ve aynı zamanda para kazanma seçeneği mevcut. Yani oyunların yıllar içerisinde gelişimini düşünün. Hani çok başa gitmiyorum ama PlayStation 2 ile PlayStation 5'in görüntülerini karşılaştırın. Tabii ki teknoloji çok daha hızlı ilerlediği için şu an ilk baştaki o Play to Earn oyunları, çok fazla grafiği iyi olmayan oyunlar yerini çok daha iyilere bırakacak. Bu Artifact'te aslında gördüğüm kadarıyla onlardan biri. Çünkü görüntüleri güzel, konsepti güzel ve oyun için birçok seçeneği de var. Şimdi deathmatch olacakmış. Team deathmatch'i yani takımla yapabildiğiniz bir deathmatch olacak. Control points diye işte çok büyük ihtimal bayrakları aldığınız bölgeleri ele geçirdiğiniz bir oyun çeşidi olacak. Ve üzerine Battle Royale de olacak. Hani bu PUBG'dir, Fortnite'dir, o haritanın küçüldüğü bu tarz oyunlar da olacak. Ki zaten görüntülerinde oynanışında az çok görebiliyorsunuz. Etkinliklere katılabileceksiniz. Burada işte konserler vesaire yapılacak. Aynı zamanda şu özelliği de çok hoşuma gitti. Oyunun içerisinde market yeri var. Ve 3 boyutlu bu market yeri. Yani buraya girdiğiniz zaman eşyaları buradan alabileceksiniz. Ya da sergileyebileceksiniz. Kendi evinizi NFT olarak satın alabileceksiniz. 1000 tane farklı apartman olacakmış burada satın alınabilecek. 10.000 üzerinde farklı silah ve 10.000 üzerinde farklı karakter yapısı olacakmış. Yine onu da az çok burada göstermişler. Bakın sizlere söyledim. Artifact'in nelerinin olduğunu. NFT'ler işte 3 boyutlu güzel grafiklerden bahsetmiş. Oyun stilinden bahsetmiştim. Yine market yerinin 3 boyutlu olduğu bazı etkinlikler. E-sport'a da katılacaklarmış. Bakın bu da güzel bir özellik. Gerçekten burada iyi oynuyorsanız belki e-sport'ta da turnuvalara katılabilirsiniz. Buradan tokenlar ve bir gelir elde edebilirsiniz. Biliyorsunuz milyonlarca dolar kazanıyor. Gerçekten e-sporda iyi oynayan oyuncular. Ve işte bazı farklı özellikler olacak. Markalarla yapılan anlaşmalar tahminen. Virtual billboards. Hani burada reklam için billboardlar da olacak. İşte Sandbox'ta karşılaştırmışlar. Fortnite'da GTA ile ya da Apex ile karşılaştırmışlar. Bir de NFT market yerleriyle karşılaştırmışlar. Yani bunların farkını neleri ekleyeceklerini söylemişler. Ama ICO'dan önce bile demoyu ortaya çıkarttıkları için tahminen söylediklerinin arkasında durabilecekler. Ama hep söylüyorum. Bir risk her zaman var. Ne kadar iyi olsa da oyundan daha fazlaya gidemeyebilir. Sadece oyun olarak kalabilir. Ya da proje zaman alabilir başarılı olabilmesi. Bunu göze alarak buraya yatırım yapmak ya da yatırım düşüncesinden sonra ona göre adımlara karar vermek çok daha mantıklı olacaktır arkadaşlar. Şimdi sadece o değil. TruePNL'ye geldiğimiz zaman hani farklı projelerde görebiliyorsunuz ki ben daha öncesinden söylemiştim sizlere. Atıyorum mesela geçen açıkladığım konsensus yakında zaten başlıyor. Bakın 3 gün kalmış zaten. Bu Amazon, JP Morgan, Coinbase gibi yerlerle birlikte yatırım yapıyormuşsunuz gibi düşünün. Yani bu hisselerden bahsediyor. Böyle bir yeri kripto ile birleştiriyormuş. Ki çok daha detaylı açıklamıştım bir önceki videoda da. Onun dışında bakın farklı oyunlar da var. Ben bekliyorum bunları da. Ara ara böyle zaman buldukça oynamaya da çalışıyorum. Hani geldiklerinde tabii. Tatsumeko diye bir MMORPG farklı bir oyun var. Bu tarz oyunları sevenler de kullanabilir. Bunun da 46 günü varmış. Yani daha zamanınız var. Böyle oyunlara da buradan bakabilirsiniz. Bir de referans sistemi var burada. Eğer istiyorsanız farklı arkadaşlarınıza paylaşarak TruePNL platformunda PNL token
ya da USDT olarak kazanç elde edebiliyorsunuz. Yani onlarla birlikte yatırım yaparsanız buraya. Böyle bir seçenek de düşünülebilir açıkçası. Süper arkadaşlar. Genel olarak ben bu oyunu gerçekten beğendim. Oynanışını beğendim. Crypto token'ı benim gibi bu oyunu bekleyenler tarafından iyi yerlere gelir mi gelmez mi onu bilmiyorum. Ama oyunu bekleyen 50 binden daha fazla kişi olduğunu biliyorum. Ve geldiği zaman da ilk oynayacaklardan biri olacağım. O garanti. O yüzden dediğim gibi sizlerle de paylaşmak istedim. Umarım burada verdiğim bilgileri yararlı bulmuşsunuzdur. Eğer öyleyse bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Onun dışında hızlı bilgiler, çekilişler ve trade ipuçları için de Twitter ve Telegram'ın da var. Onların linklerini de aşağı koyuyorum. Takip edebilirsiniz oradan. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşça kalın.